Ersin Ramoğlu Ekrem Rum değil Narin Meleğin canilik dolu sır ölümü kimyamızı bozdu. Televizyonlar yayın akışlarını narin olarak değiştirdi. Fondaşlar ve FETÖ'cü hesaplarda vahşi cinayet üzerinden siyasi rant devşirmeye kalktı. Türkiye'yi meşgul eden bir başka şey de İmamoğlu meselesidir. Adam Cumhurbaşkanı olmak için 40 takla atıyor. Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük nameleri düzüyor. Cumhurbaşkanı olmak isteyen Ekrem Efendi, canını bu ülkesi için feda eden Ömer Halis Demir'in adını bir kez bile ağzına almıyor. Tuhaf değil mi? Şenol Demirci isimli leşker Ekrem İmamoğlu ile ilgili uzun bir yazı yazdı. Yazının bir bölümünde AKP'li bir yazar İmamoğlu ailesinin değişen soy isminin müdafa olduğunu yazdı. Müdafa soy ismi doğru mu? Hayır. Peki aile Türk mü? Bunu da bilmiyoruz dedi. Bu sözlerin neresini düzelteyim şimdi? Birincisi Ekrem İmamoğlu'nun eski soyadları müdafa İkincisi de elbette ki aile Türk. Ama İmamoğlu internasyonal biri. Menfaatin ne yana dönmesini isterse ona döner. Baba Hasan 1980 öncesi MHP Trabzon il başkanıydı. 80 sonrasında ANAP ilçe başkanlığı yaptı. İstanbul'a gittiklerinde ise CHP'li oldular. Dem PKK Ekrem Efendi'yi bu yüzden seviyor ya. Bana gelince ben AKP'li değilim zaten AKP diye bir parti de yok. AK Parti demeye dili varmayan muhterisler böyle der. Ülke için gecesini gündüzüne katan reisi seviyorum. Eli kanlı PKK'lılar ve FETÖ ile birlikte olmaktansa reisin yanında olmayı bin defa tercih ederim nokta. İmamoğlu'na gelince... Adam ağzı bozuk biri ve hizmet etmeyi sevmiyor. Onun başka hesapları var. Eğitimiyle ilgili önceleri ben de bir yazı yazmıştım. Adamın diplomasına laf yok ancak Kıbrıs'tan İstanbul Üniversitesi'ne geçişinde sıkıntı var. Nakli mümkün olmayan bir üniversiteden geçiş söz konusu. Anlaşılan anaplı babasının hatırlı dostları devreye girmiş, adamın solculukla da alakası yok ama CHP'den aday yapıldı. Herif tam bir hokkabaz. Ekrem İmamoğlu 1970 Trabzon doğumlu, Trabzonlu değil ama. Yazar lafı Pontuslu demeye getiriyor ama herif özbe öz Trabzonlu. İmamoğlu soyadı ise ticari kaygılar yüzünden alınmış. Muhafazakar bölgede başka türlü şansı olmazdı. İspark Genel Müdürü Ali Arzuman'ın FETÖ'cü kimi şirketlerde çalıştığı iddiası sosyal medyada yer aldı. Bu adamın stratejik bir konu olan şarj istasyonları işini yabancı bir konsorsiyuma vermeye kalkması milli güvenlik sorunu yaratır. İspark'ın yapacağı şarj istasyonu ihalesini Mossad iltisaklı bir şirket alırsa ne olur? Mossad İstanbul'da ofis açmış sayılır. Mesele milli güvenliğimizle ilgiliydi. Kurulacak güvenlik kameraları ve internet altyapısıyla ajanlar İstanbul'da cirit atar. Şarj istasyonları İstanbul'un her cadde ve sokağını kapsar hale gelirse Mossad uçan kuşu görebilir. Ömer Halis Demir'in adını bir kere bile ağızlarına almayanlardan her şey beklenir. Ama son dakika aldığım bir haberde İspark şarj istasyonu ihalesini iptal etti. Nedenini sonra konuşuruz. Başsavcıdan tahliyelere itiraz. Yazı dizisi yaptığımız CHP'li Adana Belediyesi'ndeki rüşvet ve dolandırıcılık davasının ilk duruşması pazartesi Adana 3. Ağır Ceza'da görüldü. Mert Karalar'ın gizli ortağı olduğu iddia edilen Süleyman Aydoğan'la belediyedeki adamın sızlı dışındaki Semih Dizidar, Cem Oğulhan ve Mehmet İlker tutuş tahliye edildi. Ancak başsavcılık 3 tahliyeye de itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine 3 şüphelinin tahliyesi durdu. Duruldu. Sanıklar bugün de 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Takipteyiz. Ersin Ramoğlu, Sabah Ersin Ramoğlu, dosyadaki X kadın ve erkek kimdir? Ortada rezil bir durum var. Yüzlerine tükürsen aldırmaz, rahmet derler ama. Günlerdir Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonunu yazıyorum. Dosya içinde yok yok... Aleyna Tilki'den tutun baro başkanı Semih Gökayaz'dan çıkın. Hapiste üç reklamcı bir danışman kadın ve bir memur var. Çetenin başı dışarıda ama. Dosyada Mert yok. Bu kadar ince bir çalışmada dinlemeye nasıl takılmadı? Yoksa dosyada bir Antin Kuntin mi var? Zeydan Karalar'ın avukatı Semih Gökayaz, polis şüpheli Süleyman Aydoğan'ın ifadesini yarıda kestirip onunla ne konuştu? Dosyadaki X bayan kim? Yine dosyada X olarak belirtilen erkek kim? Avukat Gökayaz reklamcıyla ne konuştu ki? O gelmeden önce bülbül gibi konuşan adam tut yemiş bülbüle döndü. Şüpheliler birkaç gün sonra mahkemeye çıkacak. Muhtemelen onlar da bırakılacak. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş titiz ve iyi bir savcıdır. Ayrıca Adana adliyesinde işin ehli savcılar var. Kılı kırk yaracaklarından eminim belki başka sürprizler de göreceğiz. Neyse dosyaya dönersek. Takılacak altının, kalınacak otelin, düğün kıyafetlerinin parasının bile reklamcılardan çıktığı görülüyor. Polis belediyeyi soyanlarla rüşvet alanları titizce takip etmiş. Ama Mert Karalar'ın sesini ya kaydetmemiş ya da X erkek odur. 878 sayfalık dosyada bir o yok. Bu teknik ve fiziki takip tutanaklarında Mert Karalar'ın ses kayıtları olsaydı herhalde içeride mürüvvet sızlı değil Zeydan'ın oğlu olacaktı. Yani tutuklu sayısı 3 reklamcı, bir başkan danışmanı ve bir memurla sınırlı kalmayacaktı. Mert Karalar'ın düğünü binlerce davetlinin katılımıyla 12 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşti. Ekim 2022'den itibaren Adana Büyükşehir Belediyesi'nin akçeli işlerle uğraşan çalışanlarında bir telaş başlamıştı. En büyük sorumluluk polisin Mert'in belediyedeki adamı olarak dosyada belirttiği Mürüvet Hızlı'daydı. Mürüvvet Mert Karalar'ın özel konukları için oteller aradı, rezervasyonlar yaptı, kıyafet siparişleri verdi, takılacak altınlara kadar her şeyle tek tek ilgilendi. Fezleke'nin 748, 749 ve 750. sayfalarında Mürüvvet ile reklamcı Süleyman Aydoğan arasında geçen mesajlaşmada Mert Karalar'ın düğünüyle ilgili telaş tüm çıplaklığıyla yer aldı. Mürüvvet Kart lazım düğün için. Elbise, ayakkabı falan benimkiler hep ekside. Sonra ses sistemi lazım. Süleyman Aydoğan. Hallederim kardeş Cuma'ya kadar kökünden. Mürüvvet Sızlı. Tamam kardeş onu ben alacağım. Cuma geç olur siparişi internetten vereceğim. Süleyman Aydoğan bu söz üzerine kredi kartının arkalı önlü fotoğrafını gönderiyor. Mürüvvet Sızlı. Thanks canımsın kardeş. Kart limitin ne? Süleyman'ın kartında 5222 lira limit var. Mürüvvet Sızlı: He yetmez. Elbise 19, ayakkabı 8. Bak ne alıyorsun? Altın mı deme. Zar zor buldum. Süleyman Aydoğan: Allah'ıma binlerce şükür erkek doğmuşum. Mürüvvet Sızlı: Kardeş onu yatırdım. 9'u da yatırmam lazım ki siparişi vereyim siteden yoksa yetişmez. Süleyman Aydoğan: Hallediyorum kardeş. Ayırttım haftaya, hafta içi alırım onu. Süleyman Aydoğan: Saat 4 gibi ayarlasam olur mu kardeş? Mürüvvet sızlı. Kartta 10 on vardı, onu çekmiştim ama 10 gitmiş. Süleyman Aydoğan. Serhat kredi kartını ödedi, yarına kadar vakit var mı? Mürüvvet sızlı. Var var, okey. Ben hani haberin yoktur belki diye. Süleyman Aydoğan. Kardeş normalde senin için ayırmıştım. Serhat'ın kartını yatırmayı unuttuğum için asgarisini yatırdım. Mürüvvet sızlı. Bravo klasik sülo. Tamam tamam kardeş şimdi altın ve ayakkabı kaldı çok yüklendim biliyorum. Sana da ama işte Mert'e mecbur bilezik alacağım yani. Süleyman Aydoğan. Hallederiz kardeş rahat ol. Zeydan Karalar'ın Adana Büyükşehir Belediyesi'ni yönettiği zihniyet bu. Aydoğan reklamın sahibi Süleyman Aydoğan'a polis bu ses kayıtlarını soruyor. Mert'in yapılan düğünü ve mürüvvet sızlının istediği altın bilezik gibi her şey açıkça ortadayken Süleyman Aydoğan'ın polisin sorusuna verdiği ibretlik yanıtı birlikte okuyalım. Süleyman Aydoğan Kimin olduğunu bilmediğim bir düğün için kıyafet almak istedi. Maaşına kadar benden borç istedi. Görüşme içindeki diğer konuları hatırlamıyorum. Hatırlamaz tabii. Hatırlamaması sorguyu yarıda kestiren Adana Baro Başkanı Avukat Semih Gökayaz'ın telkinlerinden olabilir mi? Polis memuru dosyanın 717. sayfasında büyük puntolarla bir not yazmış. Şüpheli avukatı Semih Gökayaz'ın müvekkili Süleyman Aydoğan'la görüşme yapacağını belirtmesi üzerine 20 Aralık 2023 günü saat 16.15'te ifadeye ara verilerek Özel olarak görüşmeleri sağlanmıştır. Aynı gün saat 16.20'de ifade işlemine tekrar başlanılmıştır. Yani adamın hafızasını kaybetmesine 5 dakika yetmiş. Not rüşvet dosyasına çarşamba günü devam edeceğiz. Ersin Ramoğlu sabah